1990-2000'li yıllar arasında bu hastalarda, toplumda müşahede ettiğim bazı durumları, ilgim olan Türk tarihiyle ve beşeri bilimlerle bağlantılarını kurup değişik yerlerde yazmaya başladım. Ya ben Türklerde ya da toplumumuzda şöyle özellikler görüyorum diye. Bir gün telefon geldi. Benim için Türkiye'nin en büyük mütefekkirlerindendir. Durmuş Hocaoğlu Hoca. Beni aradı ve dedi ki, hocam bunları niye dağınık yazıyorsun? Yani şunu derli toplu bir hale getirsen, ondan sonra akademik bir hava versen ve yayınlasan. Tamam abi dedim, ona söz verdim ve çalışmaya başladım. Tabii akademide sizlerin özelliklerini Bülent abiden öğrendim. Türkler bahisli bir konudan akademinin karşısına çıkmak ve laf etmek hayli zordur. Çünkü Türkler kimler yani? Ne diyorsun hocam sen? Yani adamı tefe koyarlar yani. Ondan sonra ve hatta bir konuşmamda sırf Türkler geçiyor diye konuşmanın içinde faşistlikle suçlandım falan yani. Ama bunu yapmak icap ediyordu. Çünkü bilimsel olarak metodolojisini kurunca kendim de söylediklerime inanmaya başladım. İnsan her söylediğine inanmaz. Yani biraz sınaması lazım. Söyler, aklına gelir, o sırada doğru gelir ama doğruyla inanma arasında hayli mesafe var. Yöntemini de kurunca, yani tarihsel olarak bir topluluğun yüzlerce yıldır değişmeyen özelliklerinden, kalıp davranışlarından bahsetmenin mümkün olduğunu yöntem çalışınca ben de kanaat getirdim artık. Yani evet böyle bir şey var diye. Ve bir şey keşfetmiş olmanın da biraz heyecanıyla yazmaya başladım. Zaten yazıyordum da kitap haline getirdim. İlk çalışma budur. O zamanlar daha mı gençmişim ya? 2006. İlk başı hayli teorik bir metindir. Yani bir topluluğun psikolojisinden bahsetmenin akademideki yerini sorgulayan uzun bir makale var. Ondan sonrası da bu gördüklerimi oraya iliştirdim. Türk Grup Davranışı kitabı çıktı. Çünkü akademide, psikolojide topluluk psikolojisinden bahsetmek zor dedim. Çünkü sosyal psikoloji başka anlamlara geliyor. O yüzden en verilebilir tarif grup davranışıydı. Grup davranışıydı. Bir psikanalistin kavramıdır grup davranışı. Ve yazmaya başladım. Bu dediğim gibi teorik bir kitap olduğu için daha anlaşılır hale getirip Türklerin Psikolojisi diye adını da gevşettik. Yani o grup davranışından çıkarttık. Sonra Türklerde liderlik ve fanatizm. Kapağı değiştirdik sonra Yedi Düvel'e karşı. Daha hani satsın diye. Sonra da Türk'ün Göçebe Ruhu. Daha önce Timaş'taydım. Şimdi Kapı Yayınları'na geçtim. Kapı Yayınları'ndaki baskısı. Şimdi dışarıda satın alacağınız, alın mutlaka. kitap Kapı Yayınları'ndan olan ama tarihi bunun da eski. Şimdi tabii bu çalışmadan koptum. Daha başka işlerle meşgulüm. Mesleğimi yapıyorum ve akademik alanda da Türklerle ilgili çalışmaları katalogluyorum. Yani nasip olursa Türklerde kadın erkek ilişkileriyle ilgili bir kitap hazırlığım var. Çünkü çok bambaşka olduğuna inanıyorum. Yani diğer topluluklardan hayli farklı olduğuna inanıyorum. Böyle alengirli miymiş bu?
Şimdi Türk grup davranışı ile ilgili o teorik kısmı kısaca söyleyeyim izninizle. Bir topluluğun diğerlerinden farkını ortaya çıkarmak için değişik görüşler var. Nasıl ayırt edilir bunlar? Ben de kendime göre bir silsile oluşturdum. Bir topluluğun diğerlerinden farkını bir kere eski inançları, mesela Türklerin eski dini çok etkiliyor. Bunlar geçmiyor yani. Yani Türk İslamı falan diyoruz ya. Yani bence konuşmamız gereken kavramlar. Yani değişik dinlere girebilirsiniz ama o temel inançlar sanki sabit kalıyor gibi. Mekanla ilişkileri, yani her topluluğun mekanla ilişkisi aynı değil. Bu göçebelik dediğim bahis buradan kaynaklanıyor. Bazısı deniz topluluğu oluyor. Bazısı kutuplarda yaşıyor. Bazısı çölde yaşıyor. Yani bunların psikolojileri çok farklı oluyor. Eşyayla ve parayla ilişkileri çok farklı toplulukların. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet tartışmaları var ya, bu akşam televizyonda biz de tartışacağız. Ben susacağım ama Kadınlar Günü nedeniyle. İki tane hanım akademisyen bulduk, onlar konuşsun, ben olsun. Belalı konular yani. Bu toplumsal cinsiyet çok farklı. Mesela Türkler tek eşli. Hep öyle olmuş yani. Türkler hiç domuz yememişler. Çok enteresan bilgiler var. Her neyse, diğer topluluklarla ve uygarlıklarla ilişkileri farklı. Her topluluğun silahla ilişkileri farklı. Türkler bayılıyor silaha yani. At avrat silah yani. Yani bunları Türklerin psikolojisinde ifade etmeye çalıştım ama göçebelik, mekanla ilişki o kadar önemli ki onun için ayrı bir kitap yazmak gerekti. Şimdi sunmak istediğim bölüm burayla ilgili. Yani bizim göçebeliğimizin bugün de süren izleri olduğuna inanıyorum. Bakalım sizleri ikna edebilecek miyim? Şimdi burada bir şey yazıyor ama ben bunu göremiyorum ki. Genç olduğum. Şu cüzdanım bu tarafa koyuyorum. Yok. Şurada da var ya. Bir de şunu takıp bakayım. Aa, gözüküyor. Şimdi bütün bunları ben yazdım, söyledim. Zaten fetvayı da Durmuş Hoca oğlundan aldık hocamızdan. Her şey güzel gidiyor. Fakat özellikle Ülkücü camiada Türkler göçebe dediğimde kıyamet kopuyor. Nasıl bize böyle dersiniz? Büyük Türk uygar. Ya tamam kardeşim falan. Allah'tan diriliş çıktı da. Biraz rahatladık yani göçebe olduğumuz tartışması hale geldi. Eskiden çok zorlanıyordum. Yani Türklerin göçebeliğini kötü bir şeymiş gibi yani. Ama öyle algıladılar. O tepkiler azaldı. Evet yani biz göçebe bir topluluğuz arkadaşlar. Göçebeliğimiz tabii ki kendine özgü. Modernliğimiz nasıl kendine özgüyse göçebeliğimiz de kendine özgü. Ve Anadolu'ya gelişimizden itibaren İskan tarihine baktığınızda Selçuklu ve Osmanlı başka bir işle uğraşmamış yani. Göçebeleri yerleştirmeye çalışmış. Kimi zaman gönüllü, kimi zaman sopayla. Buradan çok net biçimde gözükür göçebeliğimiz. Bu ülkücü arkadaşlarımız yani bizim özellikle Uygur tarihimizden örnekler verip bizim hep şehirlerimiz vardı diye bana itiraz ediyorlardı. Olabilir, sahiden bahsediliyor ama hala bulunamadı. Yani birçok arkeolojik kazıya rağmen Orta Asya'daki şehirlerimizden izler bulamadık. Yani halbuki yakın tarih yani. O kadar da eski değil. Uygurlar ne? Daha dün. Yani varsa bile evleri çok sağlam yapmamışız yani. Şehirlerimiz. Allah Allah, ben bunu hiç sunmadım mı bir yerde ya? Şimdi bu alengirli geliyor ya ondan şaşırıyorum yani. Ya demek bana başka bir şey yaptırdılar. Düz haline getirttim onu. Epeydir sunmuyorum yani bunu. Biraz şaşkınlığım da ondan. Şöyle ne dersek diyelim. Bugün hala konar göçer topluluklar var. Onlarla ilgili çok güzel çalışmalar da var. Ama net olarak söyleyebilirim ki 5 nesil önce büyük çoğunluğumuzun ataları da göçebeydi.
Bunu dirilişte çok sık söylüyorlar. Dirilişe de bazı kitaplara da benim bu çalışmalarımın etkisi olmuştur. İtiraflar oradan geldiği için. Bir gün gene hastanede telefon geldi. Dedi ki hocam size teşekkür etmek için aradım. Niye ediyorsunuz teşekkür? Çünkü sizin sayenizde bir kitap yazdım ben dedi. Nedir o? Türk Peygamber kitabı. Çok güzel bir kitaptır. Size de tavsiye ederim. Yani Allah Ahmet'in, Ahmet Turgut'un hiç unutmam o. Yani her kavme bir tebliğle vazifeli insan göndermişse Allah, Türkleri de göndermiş olması lazım deyip tamamen Kur'an'ı. Ahmet çok güzel bir kitap yazdı. Yani bu Türklerin eski inançlarını sahiden Türkler, ne kadarımız Müslüman olduk biliyor musunuz? Türk, kendine Türk diyen toplulukların. %95'in üstünde. Ve ne kadar sürede? 600 yıl içinde. Yani Kırgızların mesela İslamiyet'i kabulü daha yeni. Yani bu zamana yayılı 9. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar İslamlaşmamız devam etti ve hiç de mecbur olmadıkları halde Türkler öbek öbek Müslüman oldular. Bununla ilgili en güçlü teorilerden bir tanesi eski Türk inançlarının İslamiyet'e çok uygun olduğudur. Ben de tamamen bu fikre katılıyorum. Ahmet'in kitabı yazma nedeni de bu zaten. Yani bu inançları da bir bildiren olmalıydı diye Ahmet yola koyulmuş. Çok güzel bir kitap çıktı ortaya. Size de tavsiye ederim. Bizim konumuza dönelim. Anadolu'ya geldiğimizde daha çok Oğuz boyları olarak geldik ama aralarda Kıpçaklar da vardı. Tam Orta Asya'dan geldik diyemeyiz, değil mi? 1071'de zaten bir Oğuz Yakbu devleti vardı. Onlar aşağıya indiler. Ama daha sonra Moğolların önünden Moğol felaketi gerçekten bütün Asya'yı vurdu. İnsanlar öbek öbek yollara düştüler. Sığınacak yer aradılar ve çoğu da Anadolu'ya geldi, Selçuklu'ya sığındı. Şimdi Diriliş Ertuğrul'da tam da o hikayeyi anlatıyor. Önemli bir kısmımız şimdi, bizim atalarımız, yani 1071'e değil, o Moğol saldırılarından kaçıp gelenlere dayalıdır. O yüzden, yani iki şey var Anadolu'ya yerleşen Türklerin. Bir, Selçuklular. İkincisi Moğol istilasından kaçanlar. Yani bu kadar değişik olmamızın nedeni o. Yani Selçuklar döneminde büyük ağırlıkla, hani %90'ın üstünde Oğuz'duk ama şimdi hepimiz Oğuz değiliz. Her Türk boyundan insanlar var. Sebebi Moğol istilası. Bazen Türkler göçebeydi ve ticaret bilmiyorlardı, ziraat bilmiyorlardı gibi laflar var ya. Bundan da çok doğru değil arkadaşlar. Yani bazı yerleşik yerlerden gelen Türkler de vardı. Yani hepimiz göçebeyiz falan dersem haksızlık etmiş olurum. Doğru söylememiş daha doğrusu. Göçebeliği gene ben de kötü bir şeymiş gibi söyledim. Ziraati bilenler, şehirli olanlar, geldiklerinde doğrudan şehirlere yerleşenler de vardı elbette. Bu ne? Yok, yurt bunun adı. Yurt. Yani yurt kelime ne kadar güzel bir kelime değil mi? Yurt. Yani bu çadırlara, çadırın hikayesini anlatacağım birazdan. Göçebelik anlatıyorsam tabii onu söylemem durumundayım. Yurt diyorduk. Ve hala Asya'da birçok Türk yurtlarda yaşıyor. Evet, yani mekanla bu tip bir ilişkimiz, yani mekanı sabitlemememiz psikolojimizi çok derinden etkiledi bana göre. O yüzden karşınızdayım zaten. Bana sorarsanız hala süren bir ikircim ortaya çıkarttı mekanla. Hani göçebelik ne demek? Bugün burada oturuyoruz, yarın başka yere gideceğiz demek. Bu hal bütün psikolojimizi belirleyen hallerdendi ve hayli severek yapıyorduk bu işi. O yüzden de yerleşelim mi, yerleşmeyelim mi hep o tedirginliğimiz sürdü. Bana kalırsa hala da sürüyor. Bir eve oturduğunda Türk orada oturup durmaz yani. Ertesi gün
hangi eve gidelim, öbür mahalleye gitsek daha mı iyiydi diye düşünmeye başlar. Göçebelik, hani ben biraz rahatına düşkünüm ve obsesifim. O yüzden Bülent abi hemen başlamamız lazım deyince bana uydu aslında. Yani benim birçok yerde derdim şu, ya başlayalım artık diyorum, oturuyoruz diyor yani. Ya çocuklar bekliyor orada, başlayalım. O yüzden çok memnunum vaktinde başlamamızdan. Hoş bir değer sistemi var göçebeliğin. Nedir o özellikler? Dinamizm, dinçlik, dayanıklılık, eşitlik ve dayanışma. Yani bunlar olmadan göç kervanı yola koyulamaz ve bu işleri beceremezsiniz. Bir toplulukta şu özellikler varsa o topluluk daha ne ister yani Allah'tan? Anlatabildim mi? Yani göçebilik o kadar kötü bir şey de değil. O yüzden de büyüklerimiz yerleşiklik sorunu gündeme geldiğinde hep bu tartışmanın içinde oldular. Ne zamandan beri? Her zaman. Bu konuşma elimizde var. Yani Bilge Kağan'a Tony Cook diyor ki sakın ha yerleşmeyelim. Sakın. Çünkü o zaman da işte Çin'e bakıyorlar. Çin'de herkes yerleşik ve büyük bir uygarlık kurmuşlar. Biz arada gidip orayı talan edip geliyoruz yani. Ve etkileniyoruz da bazılarımız Budist oluyor falan. O aralar İslamiyet geldi gelecek. Ve yani biz de Budist olalım, biz de yerleşelim, bizim ne eksiğimiz var diyenler oluyor. Tony Cook ki eğitimin içinde almıştır. O zamanlar Çin'e gidiyorlardı. Şimdi değişik yerlere gidiyoruz ya eğitim almaya. Çünkü düşman bizden 100 misli fazla. 100 misli fazla. O yüzden biz yerleşik olursak gelir adamlar, işgal eder giderler. Ruslar, Sovyetler döneminde ne yaptılar Asya'yı? Hepsi yerleşti. Şimdi şurası Türk devleti diyorsun. Bakıyorsun en az olanında %30 Rus var. Çinliler de bizi öyle yaparlardı diyor ve Tony Cook sayesinde uzun zaman biz yerleşikliğe direndik ve hatta yerleşik olmak ayıp bir şey olarak kullanıldı Türkçe'de. Yatuk dendi. Yani yatıp duran adam manasına. Tembel. Yani o dinçlik, dinamizm yok manasında çok eleştirel biçimde söylendi. Daha 15. bu da elimizde var. Akkoyun Devleti'nin kurucusu Karayülük Osman Bey sakın ha yerleşmeyin diyor yani. Yerleşirseniz bu Yörükler Türkmenlere beylik edemezsiniz. Sakın ha yerleşmeyin diyor. Yani 15. yüzyıl. Tabii o arada Osmanlı'da yerleştirmeye çalışıyor herkesi. Yani bunlar tarihte kayıtlı özellikler arkadaşlar. Ama hep içimizde şeyde kaldı. Yerleşelim. Ve demin anlatmaya çalıştığım gibi Selçuklu ve Osmanlı yöneticileri ahaliyi yerleştirmekten yanaydılar. Soyadı Silspür olan bir psikiyatri uzmanı arkadaş vardı. Bir gün ona dedim ki sen soyadın nereden geliyor biliyor musun? Nereden bileyim dedi yani. Silip süpürenler kimlerdir? Hayta aşiretinden geliyor. Haytalık etmek var ya. Yani yerleştik ama bazıları yerleşmiyorlar ve yerleşmedikleri gibi yerleşikleri gelip rahatsız ediyorlar yani. Haytalık etmek lafı oradan geliyor. Silip süpürler de öyle haytaların bir kısmını Ermeni teşhiri gibi ilk teşhire uğrayan topluluk Türkler. Osmanlı tarafından Rakka'ya, Ermeniler de Rakka'ya gönderiliyor. Rakka'ya teşhir ettiriliyor. Tekrar geri geliyorlar. Gene yağmaya devam ediyorlar. Silspür adı. Bu aşiretin, Cerit aşireti oluyor sonradan Haytların bir kısmı. Cumhuriyetle de o kadar belli ki adamların silip süpürdüğü ve o aşiretten geldikleri soyadı kanunda Silspür deniyor onlara yani. Silspürlerden bunlar. Evet, Heraklus'un kalesini kafir ellerden alabilsek de yerleşsek yani. Yorulduk. Ne bu git gel, git gel.
Bu hep vardı. Şimdi göçebelik diyoruz ama göçebelik literatürü oldukça karışık bir literatür aslında. Yani Araplar da göçebe, biz de göçebeyiz. Bu nasıl bir göçebelik? Bizimkisi atlı göçebelik. Türklerin tarihteki en önemli rollerinden birisi arkadaşlar bir at, iki tekerlek. Büyük ihtimalle biziz. Tekerleği bulan da yani. Çünkü atın ehlileştirilmesi gerekiyordu. Yani birçok tarihçi de zaten bu notu düşüyor. Yani bizim özelliği, göçebeliğimizin özelliği vertikal oluş. Yani Araplar gibi horizontal değil, böyle değil, böyle. Yaylak ve kışlak arasında, mevsime göre. Çünkü biz hayvancıyız da aynı zamanda. Göçebe, savaşçı, hayvancı bir topluluğuz. Dolayısıyla bu özelliklerimizin bir arada bulunabileceği yaşam ortamları seçiyoruz. Yani yazın yaylakta, kışın kışlakta. Onlar arasında gidip geliyoruz ve ziraatle de uğraşıyoruz. Tahılla, yani buğdayı hep biliyoruz. Yani ekmek yapıyoruz. Tarhana hep biliyoruz. Yeri geldikçe geçeriz, onlardan bahsederiz. Evet, göçebeliğimizin özelliği bu. Yarı göçebe deniyor ya da atlı göçebelik deniyor, vertikal göçebelik deniyor. Ve göçebe derken bu özellikleri de aklımızda bulundurmamız lazım. Bana sorarsanız Selçuklu ve Osmanlı atalarımız fazla göçebeleri yerleştirmek için iskan politikalarında çok uğraştılar. Keşke uğraşmasalardı. Yani böyle olacaktı zaten. Yani Cumhuriyet bir şey yapmadı yerleştirmek için. Yaptı aslında da. Şimdi nasıl oldu? İşte büyük şehirler Türkiye'si olduk. Yani bir de doğal bir seyir var. Yani oraya doğru zaten gidecekti. Bu görüşümü de burada belirtmiş olayım. İnsan özeniyor değil mi şuna bakınca şöyle? Şimdi bakalım, yavaş yavaş konumuza gelelim. Bu tarihsel bilgiydi. Bitince bitti deyin abi. Ben toparlarım 5 dakikada, ne olacak ki? Evet, şehirlere, kasaba ve köylere yerleşmeye başladılar. Ama yerleşince bu göçebelik özellikleri gidiyor mu? Gitmiyor. Şimdi ben Türk grup davranışını zaten biraz bunun üstüne bina ettim. Yani eski davranışlarımız, tarihsel psikolojimizdeki özelliklerimiz dile kayıtlı. Dile kayıtlı. Yani biz Türkçeyi ana dil olarak kullandığımız sürece Türkçe çağrışlar, haykırışlar, nidalar eski özelliklerimizden esinler getirecek ve davranışlarımıza yansıyacaktır. Yani biz çocuklarımıza Türkçe öğrettiğimiz ve eski usul ve çocuk yetiştirme tarzını sürdürdüğümüz sürece Göktürklerin özelliklerini de nesillere aktarmış oluyoruz yani. Ne yaparsak yapalım. O yüzden de hani baktım bunlara, 16. ve 17. yüzyılda da yerleşiklerle göçebeler, mesela ben Denizli'denim, çok net görüyorsunuz defterlerde, arşivlerde. İşte bizim köy yerleşik, yan tarafta çadırlar var. Nüfuslar hep değişiyor. Yani bunların özellikleri arasında bakıldığında dikkat çeken husus, hiç fark yok. Yani yerleşik artık köyde duruyor bazıları, yani şey yapmıyorlar, çadırda değiller ama psikolojileri ve davranışları çok benzer. Mesela pazarlar kuruluyor 4-5 yerleşim yerinin arasına, aynı pazardan alışveriş ediyorlar. Bu salı pazarı vesaire gibi isimler var ya, hep oradan kalmadır pazarlar. Bu yerleşim yerlerinin ortasına ya da göç yerlerinin ortasına bir pazar kuruluyor, ilan ediliyor, bilinen yerler yani. Yani oradan ayırt edemiyorsunuz. Kim çadırda duruyor, kim köyde duruyor, bunu ayırt etmek çok mümkün değil. Evet, yazlık, kışlık alışkanlığımız, yazları, kışları başka yerde durmamız lazımmış gibi bizi dürten güç, bana sorarsanız göçebelik alışkanlığımız. Bugün birisi yazmış, bizim kitabı yeni okumuş herhalde. Göçebelikle ilgili ODTÜ'ler kendi aralarında tartışıyor. Onların tuhaf, ironik bir üslubu vardır. Birisi diyor ki,
şu özelliklerimiz göçebelikten geliyor diyor. Birisi diyor ki ya Erol Göke öyle demiyor diyor. Türkler diyor yazın Mersin'e denize giderler, kışın Uludağ'a kayağa giderler. Öyle diyormuşum ben yani. O kadar değil tabii ki ama yazın başka yerde, kışın başka yerde durmaya bizi içimizin adeta zorladığı kesin. Anadolu'da her yerde değişik yerlerden arkadaşlar vardır aramızda. Ben baktım birçok ilimize. Orada yazlık ve kışlık adetleri sürüyor aynen. Yani Elazığ, Malatya'yı mesela biliyorum. Yani hep yazın şuraya gidelim, kışın şurada duralım şeyi hep var. Yani bir yazlık geleneği hep var. Bu Kastamonu'da Emine, şu mavi gözlü kız, ben ne kadar gençmişim ya. Emine ve dedesi, Emine İstanbullu ve anası da açık öğretim bitirmiş yani. Ama yazları Emine'yi Kastamonu'ya dedesinin yanına çadıra yolluyor, hayvanlarla uğraşıyorlar. Ve Anadolu'da hala çok enteresan biçimde o göçebeliği, hayvancılığı sürdüren insanlar var. Bu yazlık kışlık anlayışı İstanbul'da 1920'lerden sonra mesela Levent civarında duruyor. Kışın yazın Boğaz'a gidiyor. Yani bu yalı adeti falan, gerçi orada eski Mısır'ın falan da rolü var, Mısır zenginlerinin falan ama her dönemde kendine özgü bir biçim alıyor. Bu yazın başka yerde, kışın başka yerde durma özelliğimiz. Kitaplarımızda var. Turizm gelişmeden önce Turing'i de ilgilendiren bir husus bu. Özellikle Akdeniz boylarında, Alanya, Antalya arasında birçok şey var. Daha turizm yok. Barakalar var. Bu barakaların resimleri var. Yani nedir diye bunlar baktığınızda köylüler gelip yazın duruyorlar orada. Denize girdikleri falan yok yani. Deniz bilmez ki bizimkiler yani. Ama yazın aşağı inilir yani. Dağdan aşağı inilir. Burayı birlikte okuyalım. Bugün en gelişmiş Türk kentlerinde dahi oradan oraya taşınmayı, bizim kadar ev değiştiren bir topluluk yoktur. Bunu net söyleyebilirim. Yazları yaylaya çıkmayı, bayramda seyranda hemen soluğu köyümüzde almayı sürdürüyoruz. Kentlerde modern bir yaşam içindeymiş gibi gözüksek de ev içi yaşantımızı adeta çadırda yaşıyormuşçasına düzenliyoruz. Evin bir odasında yaşantımızı devam ettirip en güzel eşyalarla donattığımız salonu misafirler için ayırıyoruz. Geceleri uyumak için yer yatağı açıp sabah onları yüklüklere kaldırıyoruz. Yani yüklük varsa bir evde siz göçebesinizdir. Bunun tartışılacak bir yanı yok yani. Hele hele eskiden gelinin çeyizinin zenginliği getirdiği yatak yorgan sayısıyla ölçülürdü biliyorsunuz. Ev ahalisinden daha fazla yatak yorganınız olması lazım. Niye? Gelecekler, yatıya gelecekler. Yani kentli bir insanın yatılı misafiri olamaz yani. Yani kentliğin tabiatına aykırı böyle bir şey. Yani bu tamamen yerleşim yerinden gelmiş akrabalarımız için çadırda kurduğumuz düzenekler bunlar. Evimizi de aynen o şekilde döşemişiz. Siz şimdi biraz modernleştik, daha rahatsınız. Benim çocukluğumda annem beni hırpaladıysa, Türklerde kim hırpalar çocukları? Anneler. Yani aile içi şiddetin temel ögesi anneler. Yani bu en çok gizlediğimiz hususlardan bir tanesi. Annem beni çok hırpaladı. Bunun önemli bir kısmı misafir odasına girdim diyedir ya. Ve misafirlere ayrılan şekerlerden aldım diyedir yani. Şimdilerde biraz bunlar sanıyorum değişmeye başladı. Bunlar tamamen çadır gelenekleri. Bir daha dünyaya geldiğimde bir uzun araştırma yapacaksam ağız tadıyla ilgili, damak zevkiyle ilgili yapmak isterdim. Çünkü bu nasıl oluyor? Ana dil gibi bir şey yani damak zevki. Değil mi? İnsan anasının yemeğini falan özlemiyoruz biz. Damak zevkimiz yani kendimize has o çocuklukta yediğimiz şeyleri özlemek. Yoksa hepimizin annesi bu kadar güzel yemek yapıyor olamaz yani. Ama o çocukluktaki damak zevki kalıyor. Ve yurt dışına gittiğinde de
nasıl buram buram değil mi burnunda tütüyor onlar. Bu ağız tadı kalsın böyle ve ağız tadımız da tamamen göçebe ağız tadı. Çok net göçebeliğin ispatlarından bir tanesidir bu. Ağız tadına gelecek miyim tekrar bilmiyorum. Ya, burada un, bulgur, bulgur, yufka, tarhana, pastırma, sucuk. Pastırma sucuğun hikayesini biliyorsunuz yani. Tamamen savaşçılığımızla alakalı. Ve hani Kayseri'de odaklanması da boşuna falan değil. Yani göçebeliğin, savaşçı bir topluluğun yiyecek kültürü bunlar. Temel adında arkadaş var mı aranızda? Temel nece arkadaşlar? Rumca. Efendi de Rumca. Çok enteresan. Efendi tabii Arap Türkçe'ye halis, otantik adam diye çevirebilir. Çok sevmiş Türkler Efendi'yi. Temel'in Rumca olması çok enteresan değil mi? Ya çünkü göçebeysek Temel diye bir şey bilmiyor olmamız lazım yani. Evet, Temel Rumca. Yani Anadolu'ya geldiğimizde dilimize katıldı. Yoksa biz Temel kazmak falan öyle işlerle, gereksiz şeylerle uğraşmayız. Ama konmak Türkçe. Türkçenin en has, en eski kelimelerinden. Biz hep konuyoruz. Konut da oradan geliyor. Konu, komşuyu biraz yeni komşu yapmışız. Konşudur aslında. Benim annem babam konu komşu der. Konmakla ilgilidir hepsi. O da otağdan gelir. Otağ, ateş yakılan yer manasındadır arkadaşlar. Ev demeyiz değil mi? Ev bark deriz. Bark ne? Dilcilerimiz ölmüş bitmişler bark ne olduğunu bulmak için. Sonunda bulduk. Bizim eski inançlarımızda biraz putlar da var. Yani evin kenarındaki kutsal yer bark. Çadırın kenarında gittiğimizde yani dua etmek için bir yer yapıyoruz. Yani. Ev bark denmesi oradan geliyor. En eski kelimemiz ep. Çadıra sonradan yurt anlamına gelen şey ev oradan türüyor. Ep, be ile. Çadır nece? Çadır Farsça. Yani sonradan biz her şeyi dilimize katmayı çok iyi beceriyoruz. Bu büyük dil geleneğinden olduğumuzu gösterir. Bir kere onu teslim edelim. Bu ayıp bir şey falan da değil yani. Hemen kendimize ait kılıyoruz. Bir yere gittiğimizde ki onu beğenmişsek. Ev kurulur mu ev? Ev yapılır ya. Ama biz evi kurarız. Çünkü niye? Çadır kurmaktan geliyor. Dilimize ne kadar geliyor? Evini başına yıkmak ne demek? Çadırını sökerim demek yani. Yuva kurulur mu? Kuş muyuz biz yani? Evet, çadırda yaşıyorsan kurulur. Ocağını tüttürmek, ocağını söndürmek, ocağına darı ekmek. Biz her şeyi Amerika'dan almışız ya, domatesi falan filan. Darı da Amerika'dan diye. Ünlü bir adam bir programda, televizyonda benim karşımda, hayır dedim, darı hep biz biliyorduk yani darıyı. Ve darı da has Türkçedir. Hiç Amerika'dan falan öğrenmedik. Ocağına darı ekmek de büyük ihtimalle Göktürklerin de söylediği bir deyiş yani. Ocağına incir ağacı dikmek de öyle. Yani hep buradan eski yaşantıya dair esintiler geliyor bize. Sormak ayıp olmasın, niye koymuşum ki buraya? Nerede var biliyor musunuz? Divan Lügati Türk'te var ya. Sormak ayıp olmasın. Çünkü göçebeyiz ya. Gidiyorsun bir yere bir şey soracaksın. Sormak ayıp olmasın diyorsun. Çok etkilendim ondan. Hayvan kelimeleri dilimizdeki nece görüyorsunuz değil mi? İnek Sankristçe, öküz Pehlevice, horoz Farsça, tavuk Moğolca, kedi Rumca, fare Arapça. Yani bunları aynı zamanda ne zaman aldığımızın da işaretleri bunlar. Peki at, deve, koyun, keçi nece? Türkçe. Türkçe. Hep bizimle birlikte varlardı. Deve de mi? Evet deve. Halis mulis Türk hayvanıdır deve yani. Lök gibi oturdu, beserek gibi adam, maya gibi kız. Belki lök gibi oturduğu biliyorsunuzdur. Ama ben Ege'liyim, üçünü de bilirim. Ne onlar? Lök, beserek, maya. Deve. Deve. Yani devesine aşık adamların hikayeleriyle doludur Ege gazeteleri. Deve ile aramız, deve kini,
ile ilgili hikayelerle doludur. Tabii Ege sanılanın aksine bu Türk göçebeliğin en bariz olduğu yerlerden bir tanesidir. İşte Toroslar ve Ege. Çünkü niye Selçuklu bunlardan adam olmaz diye bizi uçlara sürmüş. Hem gidin orada savaşın hem de başıma bela olmayın diye. Yerleşik yerler daha Konya, Ankara falan yani. Çok ters biliniyor değil mi bunlar? Sonra orası batıya daha yakın olduğu için kapitalizm de oradan girmiş. Çok enteresan bir şey yani. Mal diye neye diyoruz? Malcanın yongasıdır dediğimizde neyi kastediyoruz? Kaç şeyin varsa, koyunun varsa, ineğin varsa, keçin varsa o kadar zenginsin yani. Yani hayvancı bir topluluk olduğumuzun ispatı bundan daha net olabilir mi? Yani mal sonra emtia anlamında kullanılmaya başlandı. Halbuki biz malı, mal mal bakma dediğimizde ne diyoruz? Hayvan gibi bakma diyoruz yani. Çünkü biz hayvancı bir topluluğuz ve hayvanlarla temastan dolayı bu deyişleri türettik. Bugün tabii akademide göç psikolojisi, göçebe ruh hali dediğimizde hiç bizim dediklerimiz kastedilmiyor. Ben işte Türklerin psikolojisinde görünen bu özellikleri bu vesileyle söylemeye çalışacağım ama akademide gördüğümüz şeyler daha çok zorunlu göçle ilgilidir. Mesela Suriyeliler, yani bu nasıl bir psikolojiye sahip insanlar, yerlerinden, yurtlarından sökülüp gelmişler ya da Avrupa'ya gitme, muhacirler. Yani bir de böyle zorunlu göç var. Bizim kastettiğimiz şey immigrant değil, nomad. Nomad psikolojisi yok. Onu işte biz yazdık. Nomad psikolojisi yok. Çünkü nomadlar nerede? Asya'da. Yani Asya'nın beşeri bilimlere katkısı da henüz çok az. Türklerin Psikolojisi kitabına bakarsanız buradaki özelliklerimizi, yani diğer özelliklerimizi, eski Türk dininin izlerini, yani ben İlahiyat Fakültesi'nde bunu anlattığımda hocalara soruyorum. Hocam, siz biliyorsunuz dinimizi, insanımızın yaşayışını da biliyorsunuz. Ne kadarı eski Türk dinine ait inançlarımızın, ne kadarı tam İslam'ın vaaz ettiği gibi? En iyi diyen %50-%50 diyor. Bana sorarsanız da giderek o yüzde İslam lehine artıyor. Yani İslamlaşmamız bence hala sürüyor. Uzun yıllarda sürecek gibi. Kendine özgü peder şairimiz, biz ataerkiliz ama kadınların bu kadar güçlü olduğu bir toplum daha yoktur. İddia ediyorum. İddia ediyorum yani. Ve ne zamandan beri? Göktürklerden beri. Her zaman evin reisi kadındır yani, tartışmasız. Payitahtta da kadının çok bariz etkileri vardır. Namus düşkünlüğümüz İslamiyet'ten sonra mı? Hayır, hep öyleydik yani. Yani bir sadakatle ilgili problem çıktığında Türkler çok ağır biçimde cezalandırırdı. Ne yaparlardı mesela? Sadakatsizlik problemi işte 4 at getirirlerdi. Atları her bir kolunu bacağını bir ata bağlayıp ters yönde koştururlardı. Böyle hikayelerle dolu. Soy sop merakımız da bunları işte kitaba bakacaksınız. Buralarda çok kalmayalım. Öyle yok, yağma yok değişimiz tamamen göçebelikle ilgilidir. Çünkü göçebe yağmalardı şehirler yani. Şey olduğunda, işler yolunda gitmediğinde ne yapsın yani. Ve Bizans hikayeleri çoktur. Türkler tarafından yağmalanan Bizans yerleşimleriyle ilgili. Öyle yağma yok. Evet, demin söylemeye çalıştım. Bizimkiler immigrant değil, eksil değil, sürgün değil. Tamamen gönüllü göçler. Ve şimdiki literatürdeki bulacağınız göç psikolojisiyle bizim söylediklerimizin uzaktan yakından alakası yok. O kadar da değil. Biraz bir benzerlik var aslında. Yani çünkü biz ona nesne ilişkileri diyoruz psikolojide. Yani insan hem yaşadığı insan ilişkilerini hem çevresini de içselleştiriyor. Yani o yüzden çocukluğumuzdaki yerleri özlüyoruz. Çocukluğumuzdaki ilişkiler kişiliğimizde hep
bir iz bırakıyor. Yani onlardan ayrılınca şüphesiz yani her türlü göç, her türlü mekan değiştirme benzer bir etkiye sahip ama bizimki biraz hani ferahlayalım artık yaz geldi, buralarda durulmaz inancıyla yapılmış değişiklikler. Tedbir mekanda ferahlık var lafı da bence biraz göçebelikle alakalı. Yani zorunlu travmatik göçlerde, işte Suriye örneği, Avrupa'ya gidenlerin örneğinde verdiğim gibi kaygıyla ilgili ama bizimki biraz arzuyla ilgili. Göçebe yaşam tarzı kendine özgü bir psikoloji oluşturur. Bu psikolojinin temel kavramı iğretilik ilişkidir. Mekanla iğreti ilişki. Bir yerde hani tam oturmayız yani. Şimdi ben kalkayım falan diye içimden geç... Ne, o kadar da değil tabii yani. Bu nasıl bir psikoloji oluşturuyor? Göçebe yaşam tarzı. Ben halkımız için... Bazıları mesela isyan ettirmeye falan çalışıyor ya halkı. Etmez. Boşa uğraşmayın yani. Çünkü bura halkı sabrın ve tahammülün halkıdır. Yani benim bulabildiğim en iyi ifade budur. Sabreder insanlar, tahammül eder. Bu tamamen göçebelikle ilgili bir şeydir. Çünkü mevsimlerin değişeceğini, kimseye yaptığının kar kalmayacağını bilir halkımız yani. O yüzden de hani kendi isyanıyla ayrıca cezalandırmaya kalkmaz diye düşünüyorum. Ve bu hayatın zorluklarına karşı bir dirençtir. Yani gün olur devran döner. Yani devranın döneceğine inancımız tamdır. Sabreder yani. Çünkü yani olmuyorsa gideriz. Yani her zaman denklerimiz, denk ne? Hazır şeylerimiz değil mi? Hala dilimizde var. Kervan yola düzülüverir, oradan ayrılırız, hicret ederiz yani. Bir nevi hicrettir o, tabiata dayalı hicret. Vatan ve devlet bağlılığımızın da göçebelikle alakalı olduğunu sanıyorum, iddia ediyorum. Çok mu iddialıyım bilmiyorum ama... Çünkü tabiata bu kadar bağlılığımız, bulunduğumuz yerdeki tabiatı kolayca içselleştirmemiz ve gittiğimiz her yeri vatan bellememiz, adam diyor ki ya siz Anadolu'ya 1000 yıl önce geldiniz, ne oluyoruz yani? Olsun, biz bir nesil gördük mü orada, orası bizimdir yani. Bu tamamen göçebelikle ilgili ve orayı içselleştirmekle ilgili bir şey. Geçenlerde görmüşsünüzdür belki sosyal medyada. Doğruluğuna inanıyorum ben onun. Doğruya yakın çünkü veriler. İnsanlara soruyorlar, vatanınız için savaşır mısınız? Avrupa'da %20'yi geçmiyor, çok şükür. Amerika'da %40. Çok enteresan, çok enteresan. Yani demek ki sadece çıkarlar da insanları bir yere bağlayabiliyor. Çok şaşırdım. Türkiye'de %76. En yüksek dünyada. Çok net. Birisi yazmış. Bu %24 kimler la? Yani sahiden çok enteresan. Ben %24 olduğuna inanmıyorum. Şeyin, vatanım için savaşmam diyen insan. Yani Türkiye'de %90'dır vatanım için savaşırım diye. Adam iktidara kızıyor falan. Yani ya da işte ülkücülere kızıyor. O yüzden yoksa vatan için bir şey olsa savaşacağını hepimiz biliyoruz. Yani o yüzden de orduların gücünü böyle asker sayısıyla falan kıyaslayanlara ben çok gülüyorum yani. Ve Türkiye'nin işgal edilebileceğine inanmıyorum mesela. İmkansızdır yani. Savaşır çünkü insanlar. Yani son insan kalana kadar savaşırlar yani. Bunların sebebi işte yaşanılan yeri vatanlaştırmakla alakalı ve tabiatla ilişkisinden bir metafizik türetme gücüyle alakalı diye düşünüyorum. Ve tabii göçebenin bu kadar devlete bağlılığı da enteresan bir şey. Tek sabit yapabildiği şey bir söz, diğeri de devlet.
Yani eğer ben yönetmezsem bunlar beni yer şeyi çok bariz psikolojimizde. O yüzden devlete asla isyan etmezler. Çünkü devletinden başka bir şey yoktur. Devleti sevmediği adamlar ele geçirse bile. Bu çok önemli bir şey. Yani devlete karşı çıkılmaz. Yani. Yaşamımız da ölümümüz de daima yolla yönlenmeyle gidişle ilgilidir. Gözümüz hep yolladır. Öbür dünyaya bile göçeriz. İrtihal ederiz değil mi? Ebediyete irtihal ederiz. Daha Türkçededir bunlar. Bu güzellikler biraz bizim dilimizde ya bize güzel geliyor. O yüzden diyorum yani. Koşup durup durmamız yalnızca rızık arama nedeniyle değildir. Daha ötelere bakar dururuz yani. Ütopyamız, dünya cennetimiz hep ötede olmuş. Bulunduğumuz yerde kendimize bir cennet yaratmak düşüncesi tarihimizde hemen hemen hiç görülmemiş. Yani. Buraya eli fethetmişsen öbür tarafa bakarsın. Yani. İstanbul'u aldıysan hedef Viyana'dır. Yani. Bu hiç tartışmasız. O yüzden de şeyle çok uğraşmaz. Mesela Anadolu'da iki tane kendimiz sıfırdan şehir kurduğumuz rivayet edilir. Bir tanesi bizim Denizli. O da yakında var yani. Bir Bizans yerleşimi var. Bir tanesi Eskişehir. Eskişehir'in de. Onun da var yakınında. Ama onun dışındaki yerleri hiç değiştirmemişiz. Aynen Bizans'tan almışız. Adını bile değiştirmeye lüzum görmemişiz yani. Çünkü işimiz o değil bizim. Yani bizim işimiz orada adaleti sağlamak ve yönetimin bizde olması. Yoksa kültürle çok işimiz olmaz. Yani bu kadar modernliğin de bizi delik deşik etmesine izin vermemizin nedenlerinden bir tanesi de bu. Evet, burada eleştiriler var. Sert eleştiririm. Eleştirince Türk usulü belediyeciliği girmesi biraz bu özelliğimiz nedeniyle. Yani bulunduğumuz yeri imar etmek, burayı cennete dönüştürmek. Öyle bir şey yok bizde yani. Kaldırım mühendisliğini hakaret olarak kullanıyoruz. Yani sanki kaldırımım var da. Yani mesela Batı'da gittiğinizde bir Avrupa şehrine ilk dikkatinizi çeken Avrupa şehri diyorum. Ben dünyayı biliyorum hemen hemen. Yani şey de öyle. Tayland'a gittiğinde de öyle. Kore'ye gittiğinde de öyle. Ya adamların kaldırımları var ya. Ve yani bayağı düzgün. Bizde yok. Bizde yok. Hiç unutmam bunu kulakları için nasıl. Melih Bey ilk belediye başkanı seçti. Sonra uzun yıllar kaldı ya. Seçilirken ben de Hacettepe yeni mi bitirdim de yani. Yıllar geçti çünkü Melih Bey yıllarca belediye başkanlığı yaptı. Şu sözü hiç aklımdan çıkmıyor. 50 yıllık kaldırım yapacağım dedi. Ya kardeşim hep o belediye başkanı ya. 50 kere değişti kaldırım ya. Nerede? Ankara'nın Kızılay'ında ya, Göbek'te yani. Olmuyor, yapamıyoruz. Yapamıyoruz yani. Ustamız olmadığından değil, başka sebepleri var yani. Biz oralarla ilgilenmeyiz yani. Bir kaldırım olsun, 100 sene dursun. Hiç böyle bir düşüncemiz olduğunu sanmıyorum. Yani başka şeyler var. Biz kaldırımı başka bir şey için yapıyoruz yani. Evet. Adam yani, şuna bak. Bu 15 sene önce alınmış, şimdi yenileri vardır. Yani böyle yani Mevlana dönsün, camimiz olsun, yönetimde biz olalım, aşağısında her şey olabilir yani. Yani böyle bir yönetim anlayışı. Evet, göçebelik ve kalabalık Çinliler tarafından çevrili olmak. Çinliler dediğim 100 kat daha fazla bizden. Birçok yönetim anlayışımızı etkileyen hep biz var kalmaya çalışmışız yani. Şimdi beka tartışılıyor ya, ya biz hep beka içindeydik zaten. Hep beka kavgamız vardı. Hep. Hiçbir zaman bitmedi yani. Bunu aşmanın bir tek yolu var. Bir tören, sağlam ve disiplinli olacağız yani. İşte anlattığım göçebelik psikolojisindeki dayanışmacı izler. İkincisi de devletimiz. Yönetimde biz olacağız. Nereyi yöneteceğiz abi? Her yere gitmek istiyorsun. Dünyayı,
Yani nizam-ı alem öyküsü dediğim şey bu ya. Hiç başka bir milletin böyle bir şeyi yok. Yani bu biraz beka davasıyla nizam-ı alem öyküsü aynı şeydir bence. Yani biz dünyayı almadıkça, bunu çok merak ettim ben. Ya Orta Asya'da yaşayanlar, Göktürkler, Uygurlar dünyayı ne sanıyorlardı acaba diye. Hani daha coğrafi keşifler yapılmamış, Amerika bulunmamış yani. Orada Derbent diye bir yer var, orada dünya bitiyor sanıyorlar. Yani oraya kadar almak istiyorlar. Yani bunları merak ettiğimizde çok enteresan sonuçlar çıkıyor. Dünyayı almadan bize rahat huzur yok. Bu psikolojik bir şeydir yani. İlla fetihçi ve sonuna kadar alacağız diye bir şey değil. Tanırsak bunun nedenlerini de anlayabiliriz. Tamam, yönet de. Nasıl yöneteceksin? Yönetim değil mi? Birçok maharet istiyor, marifet istiyor. Sen adaleti temin edebilirsin ama bunun kültürü var, belediyeciliği var, ziraati var. Onları ödünç alırız. Hani Tayyip Bey bağırıyor, yerli bir arabamız bile yok. Yok tabii. Çünkü aklımız orada değil. Hiç kimse de bulaşmıyor bak o işe. Sonunda yani hiçbir şirket üstlenmedi, zorla yaptırıyoruz. Yani tutmaz, söyleyeyim ben size yani. Olmaz. Çünkü hazır varsa onu biz bir daha niye yapalım ya? Yönetimde biz varsak formül belli. Yani ben bakıyorum. Yani uygarlaştığımız andan itibaren, yerleşikliğe geçtiğimiz andan itibaren formül belli. En iyi, en yeni ve en güçlü. Neyse onu alırız. Yani bu göçebe psikolojisidir yani. Ve bu değişmez. Yani uzun zaman daha değişmeyecek. Bunun izlerini gördüğünüzde beni hatırlarsınız. Yönetmek idealindeysen ama bunun altyapısını sen oluşturmamışsan, sen şehirler kurmamışsan, sen sanayi kurmamışsan, bunu nasıl yapacaksın? Ödünç alarak. Yani bu kötü bir şey bilmiyorum. Ben gördüğümü söylüyorum yani. Tamam, en iyi, en güçlü, en yeniyi izleyelim ama bunun bazı sakıncaları var arkadaşlar. Faydaları da var. Çünkü mesela sosyalizm yıkıldı, bize bir şey olmuyor. Değil mi? Çünkü biz hep en yeniye bakıp değiştiriyoruz hemen. Öyle olunca birçok bakımdan sosyalist ülkelerden daha iyi durumdaydık. Gene aynı şekilde mesela tıbbımız çok net söylüyorum. İşin içinde olan birisi olarak Avrupa tıbbından kesinlikle daha iyiyiz. Kesinlikle yani. Yani yakında sağlık turizminde Türkiye önemli şeyler yaparsa hiç şaşırmayın. Ve Avrupalı hastalar geliyor zaten. Saç ektirmeye geliyorlar buraya. Görüyorum ben havaalanında. Her hafta geliyorum ya. Bu niye bunu başarabiliyoruz? En yeniyi izledi. Çünkü Amerika'yı izliyoruz yani. Avrupalı da oraya gidemeyeceğine buraya geliyor yani. Fakat berbat şeyler de var tabii. Bu Türklerin psikolojisindeki diğer özelliklerimizle de bağlantılı. Gösteriş ve şatafat. Rasyoneliteden uzak kararlar. Dün Denizli'den misafirler var. Bir kardeşimiz, yeğenimiz asker oldu. İnsanlar bedelli askerlik yapıyorlar. Yüzlerce insan geliyor ya yemin törenine. La bedelli bu. Ya benim için çok kolay bunları izah etmek. Bizimkiler de geldiler. Bizim evde kalıyorlar. Onlara dedim ki kardeşim dedim bak benim için bazı şeyler var ve ben bunu yenemiyorum ve hoşuma da gidiyor bu özelliklerim. Çünkü dedim mesela en pahalı ayakkabı, çok şükür benim halim vaktim yerinde arkadaşlar. Ama hiç kimse bana 300 lirayı geçen ayakkabı giydiremez. Pantolon da 200 liradır, cekette 500'e kadar çıktım. Ondan sonra bunu söylüyorum ama dedim otomobil farklı bir şey. Niye farklı dayı dedi birisi. Dört teker değil mi dedi yani. Onlar da şeyi anlamıyor. Ya en pahalısını giyersin kardeşim diyor. Bu adamın parası da var. Niye giymiyor? Otomobilde yok ki onun. Benim var. Öyle olunca ben diyorum ki ya çünkü orada işte oğlum kaza yaptı. 4 tane delikanlı vardı arabada. Kimsenin burnu kanamadı çok şükür. Paramparça oldu araba. Ondan sonra ben arabanın sağlamlığıyla ilgili. Öyle bir inancım var. Yani arabanın ne kadar sağlamsa o kadar iyidir. Yani. Ama bizimkileri anlatamadım Denizlilere yani.
Onlar diyor ki araba ne olursa olsun, dört teker değil mi, götürsün seni yeter. Ama kıyafet hocam şimdi, ceketi 3000 liradan giyeceksin falan. 4500 liraya ceket varmış değil mi? Ben bilmiyorum. Abi, bizim Kemal öğretiyor bana ya. Kemal Sayar'ı biliyorsunuz değil mi? Abi beğendin mi diyor, kaça aldın diyorum şu fiyata. Aklım gidiyor benim yani. Her neyse. Yani rasyoneliteden uzak. Hani ben kendime göre hani bir rasyonelim var yani. Standart kişilikle alakalı yani. Yoksa ben de has Türk'üm yani. Saçma sapan işler oluyor. Yani bu göçebelik psikolojisine bağlı. Yani en yeniyi izleyelim, en güçlü olalım falan ama yani saçma sapan site yönetimleri, saçma sapan binalar, işte dikey mimari. Nedir o İstanbul'un hali? Orayı geçerken hiç içiniz cız etmiyor mu ya? Bütün sahili 20 katlı binalar doldurmuş. Bence olmaması lazım yani. Olmayacak inşallah yani. Ya bu ama işte olmuş nasıl olduysa. Bunu anlattığım göçebelik psikolojisiyle çok izleri olduğunu sanıyorum bunların. Faciaya bile yol açabilir. Açıyor. Allah'tan bu dershaneleri kapattık. Dershanecilik ya bir ara Ankara'daki iki binadan birisi dershaneydi ya. Kızılay ve Sıhhiye'deki. Böyle bir rezalet olur mu? Niye kardeşim? Kadınlar yarışıyor. Bak ne dediğimi biliyorum. Çocuklar demedim yani. Kadınlar çocuklarını yarıştırıyor yani. Böyle bir eğitim olabilir mi ya? Yaptık ama. Ya paralar gitti abi. Şimdi öyle özel okullara gidiyor paralar. Yazık değil mi o paralara ya? İsraf. Yani belki gereği vardır ben bilmiyorum ama bu kadar olmaz ya. Herkes okumak zorunda mı ya? Yani herkes mühendis doktor olmak zorunda mı? Öyleymiş gibi. Son anda hani böyle 20'li yaşlarda ancak aklımız ya bu hani çocuğa bakınca bilirsin ne olacağını yani. Ve bunlar bizim sahiden çok kim bu? Karacaoğlan. Saat 18 oldu, bitiriyorum. Saz, kopuz, bilmece, oyunlar bunlar çok güçlü bir sözlü kültürümüz var. Allah inşallah zeval vermez. O çok önemli bir kültür. Yani bizi bir arada tutan şeylerden bir tanesi odur. Yani türküleri kaldırsak biz olmayız yani. Bu çok net kafamda. Saz hep kalsın. Güzel konuşan insanlar hep kalsın. Ben çok özeniyorum ama hiç beceremedim yani. Ama bazıları Allah vergisi o kadar güzel konuşuyor ki. Onlar bizi birbirimize bağlayan insanlar. Çünkü hani bunu epey eski oluyor tabii yazalı. Biz de bu gökdelenlerle donattık maşallah şehirlerimizi. Biz eskiden bunları Batı'yı eleştirmek için yazıyorduk ya. Bunlar biz söz dikiyoruz, bunlar bina dikiyor diye. Şimdi biz de dikiyoruz. Görkemli yapılar. Sevmeyelim arkadaşlar bu yapıları bak. Yani aklınızda bir de bu kalsın. Adam hiç görkemli yapı sevmiyordu diye. Beni hatırladığınızda bu yanım lütfen aklınıza gelsin. Göçebeliğin olumsuz yanlarını söylüyoruz. Türk düşünce hayatımız var ama canlı değil. Yani işte Durmuş Hocaoğlu dediğimde kitap okuyan herkes biliyor değil mi? Çünkü kaç kişiyiz ki yani? Yani bir elin parmakları kadar yani düşünce üretmeye çalışan insanlar. Ve üniversite sayımız da 200 geçkin yani. Mimari, musiki ve şiir alanında müthişiz ama bilim ve felsefede kötü durumdayız. Kötü durumdayız. Bunu da itiraf etmek zorundayız. Eskiden çok görüyorduk böyle şeyler. Yani büyük ihtimalle bu dübleks daire satılık diyen arkadaş o dübleks dairenin sahibidir yani. Yani o dairenin bu yazma becerisiyle dübleks daireye sahip olacak yeteneği sergilemiş. Helal hoş olsun yani. Şimdi niye görmüyoruz? Çünkü emlakçılar her yeri kapladı ondan. Yoksa evin sahibi yazsa gene böyle yazar yani. Değişen bir şey olmadı. Ben mesela işlevsel okur yazarlık oranımızın lise mezunları kadar olduğunu sanıyorum. Yani birçok insanımız, Amerika'da da öyle. Yani primary school'dan sonra eğitim görmeyenler 5 senede unutuyor.
Okuma yazmayı unutuyor. Şimdi bizimkiler gazete sahibi, yani insanlar okuma yazma bilmiyor ki. Çünkü kullanmıyorlar. İşlevsel okul yazarlık çok düşük orada. Mesela hastanede çalışıyorum ya ben. Ya yazıyor, her yere işaret koymuşsun. Avrupa Birliği de onaylamış yani. Çok güzel bu hastane, her yere işaret koymuş diye. Gelip sorar orada mesela. Dahiliye yazıyor. Dahiliye neresi diyor. Ya yok mu okuman yazma? Yok. Şey yapsan heceler. Ama unutuyor. Yani o yüzden de okuma yazma oranında %96 ya, öyle bir şey yok. %30'larda okuma yazma oranımız. Bunu da benden duymuş olun. Evet. Bilimde kötüyüz. Onu da söylemiş olayım. Bitireyim. Sabrınız için teşekkür ederim. Elbette. Onun için buradayım. Kitap alacaksanız sual alırım. Buyurun arkadaşlar. Bir sürü attım tuttum. Yani ayrıntıları kitapta ama biraz sohbet olsun diye de. Hocam. Ya da dikkatinizi dağıtmamak için araya hoşluklar serpiştirerek. Ha buyurun. Teşekkür ediyoruz öncelikle konuşmanız için. Muhammed Enes Tanalıoğlu, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Allah, Allah. Yok yok hocam. güzel bir tevafuk oldu tam da konuşmanız. Biz de geçenlerde arkadaşlar da öyle milletler üstüne tartışma yaparken ben ortaya şöyle bir tez attım. Tabii temelsiz olabilir. Bunun da temelini size sormak istiyorum. Dedim ki göçebelikten girdik konuya zaten. Evet. Göçebe bir toplum olduğumuz için sanat kavramı bize pek gelişemedi diye bir cümle kurdum ben. Ne kadar doğru ne kadar doğru yanlış artık. Değil mi? Değil. Yok, yani şunu şimdi da şöyle temelleştirmeye çalıştım. Ha, mesela buyurun. Divan edebiyatında bizim bir çok sağlam bir edebiyatımız var. Divan edebiyatı ama o da Fars edebiyatından ya da Araplardan etkilendiğimizi öne sürdüm. Ne zararı var? Yok bir zararı olarak demiyorum. Şöyle dostum, yani bir kere çok özür dilerim, ben alabilir miyim sözü? Bir kere mimaride mesela kubbeyi Anadolu'ya biz getirdik. Minare mimarisini biz getirdik. Yani Orta Asya'dan taşıdık. Yani uygarlıklar arasında ara bulucudur. Yani bu olumsuz bir özellik değil ki. Yani gördüğün iyi şeyleri alıyorsun ve kendin geliştirebiliyorsun. Mimaride iyiyiz. Musiki hep var. Geçenlerde bir şey elime geçti. Uygur devleti döneminde. Ki sazlar. 70'in üstünde abi. 70'in üstünde saz. Yani ne zaman 700'de. 700'de 70'in üstünde sazımız var. Musiki'de iyiyiz. Yani sadece Fars etkisi falan değil. Elbette bulunduğun yerde dilinden, musikisinden etkileneceksin. Bu çok güzel bir şey. Şiir, bence herkes şair burada yani. Ve bence sanatın da özü şiir. Ama resimde geriyiz. Haklısın. Klasik müzik alanında bak şeyde bile Atatürk bir parça gaz verdi oraya. Yani hala o Türk dörtlüsünün eserlerinin müthiş olduğu söylenir. Bir parça gazda yani. Yani musikiye yatkınlığımız tartışmasız. Ama sahiden mesela şehirlerimize baktığımızda ya buraya bir sanatçı eli değmiş gibi durmuyor ya. Yani o anlamda sana katılırım ya. Gündelik hayatın içinde sanat çok yok ama bizim kültürümüzde sanatla başı hoş yani. Aramız iyidir. Evet, estağfurullah. Buyurun. Ben duydum hepsini. Duydunuz mu? Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. Son zaman... Mikropları anlatan sen misin? Yok, başka bir arkadaş. Buyurun. Kapalı alanlarda uzun süre kalmak benim için çok güzel oluyor. Özellikle bir şekilde kendimi dışarı atmaya ihtiyacı duyuyorum. Daha böyle toplara yakın olmak istiyorum. Siz bunları falan anlattıktan sonra belki bu hani toplumsal göçebe ruhumuzla ilişkili olabileceğini düşündüm. Bilmiyorum, yok, ilişkili. Şu soru sorman onunla ilişkili. Hazır doktoru bulmuşken... ya Yasemin'im bir bakmak lazım. Yani bir bireysel psikolojine bakmak lazım ondan sonra. Yani o kadar hani şeyler agorafobidir göçebeler falan da onları diyecek. Yok yani değil. Agorafobi düzeyinde değil ama hani sonuçta şu anki çalışma hayatımızda uzun süre hep belli bir noktada kapalı alanı çalışmak zorunda kalıyoruz. Kapalı alandan bir sürü nedeni vardır. Mesela bazı insan şimdi biz
eğitim sistemimiz çok eleştiriliyor Yasemin. Şundan dolayı 50 dakika ders yapıyoruz ya. Ya bazı çocukların dikkati 20 dakika durabiliyor. Yani o yüzden bizim doktorlar da hemen dikkat eksikliği, hiperaktivite diye teşhis koyuyorlar. Ya o çocuk öyledir belki. Yani herkesin sebatkarlığı aynı değil. Ve neredeyse genetik. Anlatabildim mi? Yani ona bakmak lazım. Yani bir anksiyete rahatsızlığı var mı bakmak lazım. Değişik şeylere bakmak lazım ama benim konuştuğumla senin şimdi yerinde duramaman arasında çok bağlantı olduğunu sanmıyorum. Varsa haber et bana, kitaba ekleyelim. Evet. Hocam hoş geldiniz. Oğuzhan Türker, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği. Benim sorum şöyle, misafir bizim için önemli. Misafirden bahsettiniz, en iyi malzemeler onu iyi ağırlamak için. Bunlardan söylediniz, cidden de öyle ama sonrasında kötü özelliklerimizde gösteriş ve şatafat dediniz. İşin psikoloji ilmini bildiğiniz için de orayı merak ediyorum. Yani acaba misafiri bu kadar iyi ağırlamada ona bir gösteriş, kendini şey yapma, yükünme, o altyapı olabilir mi? Olmaz olur mu? Tamamen o. Yani kitapta söyledim ya, ya parayla ve eşyayla ilişkiler. Bizim mesela Türkiye'nin kapitalist olabileceğini ben sanmıyorum. Yani dünya sisteminin içindeyiz. İşte bankalarımız var, iş yerlerimiz var, sanayicilerimiz var ama yani ilişki ağı olarak batıdaki gibi bir toplum biz olmayız. Çünkü niye? Tam kapitalizme karşıt bir kültürden geliyoruz. Ve o çok güçlü biçimde var. Onun adına potlaç deniyor. Potlaç. Potlaçta mesele şu. Türkçe gibi duruyor değil mi? Potluck. İngilizce'de de var. Potluck. Potlakoya diye yazıyorlar. Potluck diye okuyorlar. Ve bu akademide, akademi sosyetesinde çok tuttu. Potluck günleri yapıyorlar. Yani işte Harvard'da bu cumartesi potluckımız var diyor hoca. Herkes geliyor. Herkes bir şey getiriyor ve sonra da onu birlikte yiyorlar falan. Yani bu bir Amerikalı yerli kavimden öğrenmişler bunu. Bir antropolog da bunu kapitalizm öncesi kültürler için yazdı. Adamın adı neydi? Maus, Fransız bir antropolog, 1920'lerde. Ve çok önemli şeyler söyledi. Potluck kültüründe mesele para geçmiyor. Mesela benim kitapta önemli şey, yani Alman usulü burada geçmez diye bir başlık var. Yani çünkü bizde insanlar dağıtmayı severler. Yani sen bir yerde oturursan ağanın eli tutulmaz yani. O öder hesabı. Yani aynı şey misafirler için de geçerli. Çünkü bizim için para kazanmak değil, itibar önemlidir. Ama bu tamamen potlaştan gelen bir şey. Yani potlaşta ne kadar para kazandın, ne çıkar elde ettin bunlar değil. Şan şeref için gerekirse herkesi toplar, bütün evini yağmalattırırsın. Yani hanı yağma şiiri var ya, yani bu bizim kültürümüzde var. Yani beyler kendi çadırını yağmalattırıyor. İsteyen alıp götürebilir diyor. Yani bütün bunlar, o gösteriş ve şatafat benim eleştirmemin nedeni de o. Tamamen potlaca dayalı bir zihniyet yapımız var. Yani desinler, yani Erol Göka dağıttı ya, yani düğünde dolarlar uçuştu yani. Yani bu hava atma kısmı maalesef var ve kültürümüzün bence en olumsuz yanı yani. Evet. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Kübra Nur Başar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Hocam benim sorum biraz daha dil üzerine olacak. Dil. Şöyle, kendi aile içimden de dedelerimin, anneannemin konuştuğu dille benimki bir tık daha farklı. Ben Sivaslıyım. Böyle ve Türkçenin çok değerli kelimeleri sanki onların nesile beraber yok oluyormuş gibi. Bunu gözlemliyorum. Bu konuda bir çalışma var mı? Özellikle bunu merak ediyorum. Anadolu'daki şu an hani güncel konuşulan böyle Türkçenin ama büyüklerin, hani yaşlıların konuştuğu Türkçenin derlemesini, çalışmasını yapan kimse var mı? Olmaz olur mu? Var ama bir yandan da çok güçlü bir yok oluş var. Evet. Yarın ben Yeni Şafak yazarıyım aynı zamanda. Oradaki yazım daha kaygıyla ilgili.
Yani kaygıya önceden 20'ye yakın anlamlar veriyoruz. Kaygıyı ifade edebilmek için. Şimdi bir şey, dildeki tasfiyecilik hareketi geldi, duman etti ortalığı. Ama modernliğin kendisi de dili çok yoksullaştırıyor. Ve hatta bazı akıl hastalıklarının buradan kaynaklandığını söyleyen teorisyenler bile var. Yani bu dünyanın derdi. Yani her şey teknolojiye bağlı olunca dilin zenginliği de gidiyor. Burada biraz önce sanatla ilgili soran arkadaşın sorusuyla da bağdaştırırsak bunu. Yani düşünce insanlarına büyük rol düşüyor. Yani o kelimeleri yeniden harekete geçirecek, yeniden kullanıma sokacak olan düşünce insanları. Mesela İhsan Fazlıoğlu Hoca, sizin üniversitenin hocası, hiç boş durmaması lazım. Çok çalışıyor maşallah. Yani ve sizin de onun dersine gitmeniz lazım. Çünkü o bütün bu kelimeleri canlı tutmaya çalışan hocalarımızdan bir tanesi. Yani bu sosyal bilimlerde, felsefede daha cevval adamlar yetiştirmemizle alakalı. Yani onlar modernliği yenecekler ki biz de onların kullandığı sözleri hayatımıza geçireceğiz ve popüler kültürü yeneceğiz biz de. Yani popüler kültürden geliyor asıl zarar. Sen niye şimdi öğrenemiyorsun? Çünkü neneni dinleyeceğine saçma sapan bir oğlanın şarkı sözlerini dinliyorsun yani. Maalesef. Ve o yerleşiyor kafamıza. Büyük dert, büyük dert yani. Evet. Tamam, bu kadar hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şurada bir arkadaş daha önceden öndeki şey yapmıştı. Ben seni gördüm, merak etme, tamam. Açık açık. Sen tut gene mikrofonu. Arkası duymuyor da, ben duyuyorum zaten de. Merhabalar, adım Tayfun Bülbül, tarih bölümünden mezunum, misafir olarak katılıyorum aranıza. Eyvah, korkuyorum tarihçilerden. Benim merak ettiğim, arkadaşla da konuşurken dikkatimi çekti, resim hakkında Türklerin biraz daha geri kaldığını söylediniz. Hani bunun sebebi eski dinleriyle alakalı mı, yoksa İslamiyet'in getirdiği bir durum mu, ya da göçebelikle alakalı mı? Hani... Ne kadar bağlayabiliriz? Çalışmam lazım ya. Güzel bir soru. Sahiden bilmiyorum. Yani çünkü resim kalıcılık gerektiriyor mu? Yani ya da ressam olmak için orada uzun süre kalmak lazım mı? Sahiden bilmiyorum. Bakmamız lazım. Ama tabii görsel sanatlarda. Yani şimdi tablo türü resimler sadece bir tür. Yani bizim İslami görsel sanatlar var elbette. Orada çok başarılı insanlarımız da var. Bunu yazdım kafama. Tamam, bilmiyorum. Hocam, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben Ömer Faruk Çam, İstanbul Bilim Üniversitesi Hemşirelik 4. sınıf. Ben şey soracaktım. Sonuçta yani Türk'üz, Türk kökenliyiz. Hun devleti vardı, Avrupa Hun devleti vardı, Asya Hun devleti vardı. Ya Hunlar da konar göçer miydi? Eğer öyleyse, hani bilmiyorum Atilla'nın Avrupa'ya nasıl bir etkisi var, ama Atilla da mı acaba göçerdi veya onun kavmi de mi göçerdi? Şüphesiz. Yani bir kere dostum şöyle... Ve Macarlara olan etkisi yani. Şu tabii an tabii çok var. Yani Macaristan'da Türk Partisi var biliyorsunuz. Macarların ne olduğuyla ilgili akademideki tartışma çok büyüktür. Son zamanlara kadar Fin-Ugur olduklarına dair görüş üstünlük kazanmıştı. Ama hep Macaristan'da Türk olduklarına dair inanç varlığını sürdürdü ve hatta tarihi belgeler var elimizde. Yani iki yer kendine Anadolu dışında Türkiye dedirtti. Bir tanesi Memlükler, Mısır, Türkiye diye kayıtlar var. Bir de Macaristan'dan da Türkiye diye bahsediliyor. Şimdi son zamanda da zaten akademide yani Türk kökenli olduklarına dair ve Macarca'nın daha Türk dil grubu içinde sınıflandırılması gerektiğine dair görüş ağırlık kazanmaya başladı. Fakat üzücü olan şey şu, Türk tarihini Avrupa Akademisi Göktürklerle birlikte başlatıyor. Yani Hunların Türk olduğu daha ispat edilmiş değil. Üzücü bir şey yani. Bunu adam ispat etmez tabii yani. Ama bizim yapmamız lazımdı. Bizim yapmamız lazımdı. Yani ben sadece tarihçi arkadaşımız da var, akademiden bilgi vereyim diye. Hunların Türk değil, daha
karışık boylar grubunun devleti olduğu öne sürülüyor. Yalan tabii yani. Bence Türk de. Onu da mı ben yapacağım ya? O ispatı yani. Evet. Onu da söylemiş olduk. Bitirelim mi? Ben programa gideceğim. Daha imza yapacağız değil mi? Abi, hayır. Gençler ne derse o da. Soru bittiyse. Tamam.